Günaydın değerli izleyenler. Bugün 30 Ocak Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söze Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımıyla başlıyoruz. Merkez Bankası Türk Lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre kur koruması sağlayan hesaplar için zorunlu karşılık oranları 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirildi. Yabancı para cinsinden mevduat katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı da %4'ten %8'e yükseltildi. TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırması 2023 yılı sonuçlarına göre gelir dağılımındaki bozulma veri setinin en yüksek seviyesine çıktı. Buna göre gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı 2022 yılında 0,018 puanlık artışla 0,4330 olarak tahmin edildi. Söz konusu katsayı 0'a yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. Toplumun en yüksek gelir elde eden %20'sinin toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artışla %49,8'e çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda kamu toplu iş sözleşmeleri ek çerçeve anlaşma protokolü imzalandı. Buna göre sözleşmesi Ocak ayında başlayan kamu işçilerine verilen %32,57'lik zam sözleşmesi daha sonra başlayan işçilere de uygulanacak. Birleşmiş Markalar Derneği'nin üyeleri arasında yaptığı Aralık ayı anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre 2023 yılında organize perakende markaları cirolarında ortalama %80'in üzerinde artış sağladı. Ancak her 3 markadan birinin 2023 yılındaki adet bazındaki satış hacmi 2022'nin gerisinde kaldı. Uluslararası Danışmanlık, Denetim ve Vergi Şirketi Ernst & Young küresel halka arz verilerini analiz ettiği küresel halka arz trendleri raporunu yayımladı. Rapora göre 2023 yılında yaşanan küçülmeye karşılık küresel halka arz piyasalarında 2024 yılında tekrar bir canlanma öngörülüyor. Rapor bu yıl halka arz düşünen şirketlerin enflasyon, faiz oranları, mevzuat değişiklikleri, ekonomik faaliyetler ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kapsamlı bir hazırlık yapmaları gerektiğini ortaya koydu. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'te dün %1,5'luk değer kazanımıyla günü 8.471 puanda noktaladık. 125 puan kadar yükselen piyasada 114,7 milyar lirayla yine yüksek işlem hacmi de söz konusu oldu. Bankalar %1,13 düşerken en çok kazanan tarafta %4,71 ile ulaştırma vardı. Holdingler bu arada %1,62 kadar değer kazandı. En çok kaybeden tarafta ise %1,75 ile sigorta endeksi takip edildi. Bugün biz içeride ekonomik güven endeksini göreceğiz. Yurt dışının da ajandası epeyce kalabalık. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi, büyüme ve tüketici güveni, aynı zamanda Almanya tarafında da büyüme verisi gelecek. Jobs verisini Amerika'da açılan iş pozisyonları açısından takip ediyoruz. Aynı zamanda S&P CoreLogic ile beraber FHFA'nın açıkladığı ayrı ayrı iki konut fiyat endeksini görme şansımız olacak. Bir de Conference Board'un tüketici güven endeksi ile beraber Dallas Fed'in açıklayacağı hizmet endeksi de bugünün ajandasında. MSCI Türkiye ETF New York işlemlerini %1,19 yukarı tamamlarken CDS'imiz 319,92 bas puana yükselmiş vaziyette. Dün bu arada borsa kapanışı sonrasında Garanti ile birlikte bilanço sezonu başladı. Özür diliyorum. Hemen buradan notlarımızı verelim. Dördüncü çeyrekte Garanti'nin karı 29,3 milyar TL ile piyasa beklentisi olan 23 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda yine yıl tarafında da 2023 tarafında da 87,3 milyar TL'lik bir 12 aylık açıklaması var. %49'luk bir yükselişe işaret ediyor 2022 ile kıyasladığımız zaman. Yine bankalar tarafında dikkate aldığımız kalemlerden öz kaynak karlılığına baktığımızda 2023 kapanırken burada %44,5, aktif karlılığında ise %4,9'luk seviyeler söz konusu oldu. Faiz gelirleri tarafında %10'luk bir aşağı yönlü hareket var. Bununla beraber 2024 öngörülerini de paylaştı Garanti Bankası. %34 ila 36 arasında bir öz kaynak karlılığı öngörüsü paylaştı. Daha
fazla detayı biraz sonra Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek'le sohbetimizde de ekrana getireceğiz. Öncesinde ise dünkü borsa hareketine döndüğümüzde Türk Hava Yolları, Tüpraş, Aselsan, Sabancı Holding, Koç Holding puan bazında endekse en büyük katkıyı sunan tarafta yer aldılar. Puan bazlı endekse en çok baskılayan tarafta ise Akbank'la birlikte Yapı Kredi, İş Bankası C hissesi, Petkim ve Odaş'ı takip ettik. 70 hisse yükselirken 28 hisse düştü. 2 hisse ise günü yatay biçimde dün noktaladı. Bununla beraber MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günün yarın olacağını da bir kez daha hatırlatalım sizlere. Tahvil tarafında gösterge bileşik 43.42'de kapanırken 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi 26.73'ten işlem gördü. Kurlar tarafına döndüğümüzde dolarda FED toplantısı beklenirken dar bir bant içerisinde hareket edildiğini belirtelim. Bununla birlikte FED'den yarın için hiçbir adım beklenmiyor. Mart ayına kadar gelirken %46'lık ihtimalle faiz iner diyor piyasa. Kabaca bir ay önce bu ihtimal %73'lerde ölçülmüştü. Onu da hatırlatalım. Dolar TL Asya işlemlerini 30-35-21'de sürdürürken Euro TL cephesinde 32-89-60'lardayız. Sterlin dolar bu hafta gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası kararını Perşembe günü bekliyor. Burada 1.27-10 bir seviye söz konusu. Dolar endeksi 103.5'un hemen altında, parite ise 1.08.32'de hareketini sürdürüyor. Avrupa tarafına geldiğimizde Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden birbirinden farklı sesler çıkmaya devam ediyor. En son konuşan Klaus Not, faiz indirimi için ücretler konusuna bakmak lazım şeklinde bir açıklama yaptı. Dün yine karma bir seyirde CAC 40 hariç takip ettiğimiz ana endekslerde eksiler vardı Avrupa'da. Stoxx 600 ise 2 yılın zirvesini gördü. Geçen hafta %3'ün üstünde primlenen endeks dün de %0.2'lik bir artıyla günü noktalamayı başardı. Dün petrol ve doğalgaz hisseleri %1 kadar jeopolitik tansiyonla yükselirken telekom hisseleri %0.8'le satıcılı tarafta yer aldılar. Ryanair açıkladığı bilanço sonrası kar öngörüsü biraz beklenti altında kalsa da gün sonunda %0.2 kadar artıdaydı. Aynı zamanda Philips %6.2 değer kaybetti. Hem bilanço açıkladı hem de Amerika'da devam eden yasal süreci için tazminat konusunda uzlaştığını ifade etti. Daha fazla detay için her sabah olduğu üzere Londra'ya uzanacağız şimdi. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Kösoğlu ekranımızda. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Haftanın ilk işlem günü Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı. Avrupa Merkez Bankası'ndan Nisan ayı için faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesinin etkisiyle Euro-Dolar karşısında düşünü hızlandırdı gün içerisinde. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen mesajları takip ettik. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılardan herhangi birinde faiz indirimine gidebileceğini söyledi. Bir başka üye Kazimir ise erken faiz indiriminden kaçındıklarını söyledi ve Haziran ayının faiz indirimi için daha olası olduğu mesajını verdi. Fakat piyasadaki fiyatlamalara baktığımız zaman piyasa Nisan ayında faiz indirimini tam fiyatlamaya başladı. Diğer yanda bu hafta açıklanacak verilere bakacak olursak bugün gözler Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi ve 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisinde olacak. Çarşamba günü Almanya ile Fransa'dan tüketici fiyat endeksi ve Almanya'dan işsizlik verisini takip edeceğiz. Perşembe günü Euro bölgesi final imalat PMI ile İngiltere Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz. Avrupa cephesinde tabii İngiltere Merkez Bankası tarafında da bir faiz indirimi sinyali gelip gelmeyeceği önümüzdeki dönem için takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarında YouGov tarafından yapılan anket İngiltere'de enflasyon beklentilerinin yakın vadede azaldığını ortaya koydu. 12 aylık beklentilere baktığımız zaman Ekim ayında %4.2 seviyesinden enflasyon beklentisi Aralık ayında %3.5 seviyesine geriledi. Diğer tarafta Macar forintinde değer kaybı yaşandı. Özellikle Macaristan ve Avrupa Birliği arasında tansiyonun yükselmiş olması bu harekette etkiliydi. Financial Times'e yer alan haberde birlik bütçesinden Ukrayna'ya 50 milyar euroluk finansal yardımın yeniden Macaristan tarafından veto edilmesi halinde Avrupa Birliği'nin fonları geri çekeceği haberi yer aldı. Aynı zamanda Macaristan hükümeti buna yanıt verdi ve bu hamleyi şantaj olarak nitelendirdi. Gözler 1 Şubat'ta yapılacak Euro bölgesinde liderler zirvesinde olacak. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
Buradan Amerika tarafına gittiğimizde hem Dow Jones hem de S&P 500'de rekorla kapanış gördüğümüzü hatırlatalım. Dow'da %0,59 yükseliş bizi 38.333 puana getirdi. Aynı zamanda S&P 500 %0,76 yükselişiyle 4.927 puana geldi. Böylelikle iki endekste de bu yılın 6. rekoru kırılmış oldu. Nasdaq'ta da %1,12 ile kuvvetli alımlar vardı. 15.628 puanda da burası kapandı. Dün gelen bilançolara bakıldığında Whirlpool'un yine %4 kadar düştüğünü, siber güvenlik şirketi F5'in ise %9 kadar yükseldiğini takip ettik. Dünkü harekete rekor getiren unsurlardan bir tanesi hazineden gelen borçlanma tahminleri oldu. Yılın ilk çeyreği için daha önce 816 milyar dolar olarak açıklanan borçlanma tahmini 760 milyar dolar seviyesine realize edilince piyasa buradan memnun oldu. JP Morgan'ın ünlü stratejisti Kolanovic dün bir değerlendirme yaptı. Piyasadaki değerlemeler kalıcı mı? Bunu anlamak için kritik bir hafta içerisindeyiz dedi. Büyük teknoloji şirketlerinden bu hafta gelecek bilançolara dair oldukça sağlam beklentiler var ve aynı zamanda Fed'den faiz indiriminin de bu hafta biraz daha netleşmesi bekleniyor. Tarihi montanı açısından ifadeler takip edilecek. Dolayısıyla bu hafta piyasanın kaderini belirlemek için kritik değerlendirmesinde bulundu. Bugünün bilanço ajandasına baktığımızda açılış öncesi gelen isimlerde General Motors ve UPS'i görüyoruz. Kapanış sonrasında ise Microsoft, Alphabet ve Starbucks gibi isimlerden gelecek karneleri takip ediyoruz. Şimdiye kadar 1/4 kabaca açıklandı bilançoların diyebiliriz S&P 500'deki şirketlerin ve bunların %72'si beklentinin üzerinde kaldılar. Bu haftada S&P 500'ün %19'u bilanço açıklayacak oldukça yoğun bir hafta içerisindeyiz. Peki nasıl bir bekleyiş var? Dönelim buradan bir de Amerika'da vadeli piyasalardaki son duruma. Orada endekslerde karışık bir seyir hakim. Faiz cephesinde de dün hem ilk çeyrekle ilgili 760 milyar dolar hem de ikinci çeyrekle ilgili 202 milyar dolarlık tahminler paylaşıldı hazine tarafından Amerika'da. Bu da faizleri dün bir miktar aşağı çekti. Bu sabah da 10 yıllıkta 4.05'e kadar indik. 2 yıllıksa 4.31'lerden işlem görüyor. Ama Fed'i belki de en çok eleştiren isimlerden bir tanesi Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El Erian en son değerlendirmesinde neler paylaştı? Ekrana getireceğiz şimdi sizler için. Bloomberg Opinion yazarı Muhammed El Erian, Amerikalı politikacıların yumuşak inişte zafer ilan etmesi için henüz çok erken olduğunu söyledi. El Erian yaptığı açıklamada dünyanın en büyük ekonomisinin 3. ve 4. çeyrekteki performansının dikkat çekici olduğunu söyledi ve ekledi. Yönetim için en büyük risk, geçen yılki büyümenin itici güçlerinden bazılarının artık orada olmaması nedeniyle ekonominin bu yıl yavaşlamasıdır. İkincisi, enflasyonun düşüşü duruyor, dedi. 3 spesifik riskin devam eden yumuşak inişi tehlikeye atabileceğini söyleyen El Erian, küresel tedarik zinciri kesintileri ve sevkiyatta gecikmeler, tasarruflar azaldıkça yerli tüketiciler üzerindeki baskının artması ve enflasyonu düşürmek için beklenenden daha zorlu bir yol. Enflasyonun düşmeye devam etmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. El Erian ayrıca piyasaların Mart ayında neredeyse %50'lik bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlandırmasına rağmen, Fed'in hedef faiz oranını düşürmek için Haziran veya Temmuz toplantılarına kadar beklemesi yönündeki çağrısını da yineledi. Ve Amerika'da dün kırılan rekorlardan sonra Asya'da işler nasıl gidiyor? Şimdi de o tarafın fotoğrafını çekelim. Bu sabahki verilerde Japonya'da işsizlik vardı. Aralık ayı için gelen seviye %2,4. Bu da Ocak 2023'ten bu yana gördüğümüz en düşük işsizlik oranına işaret ediyor Japonya'da. Güney Kore'ye geldiğimizde perakende satış verileri açıklandı. Aralık ayında %7,5'luk artış var. Önceki ay ise %8,7'lik bir artış vardı. Çin tarafına döndüğümüzde gösterge tahvilde bu sabah faiz 22 yılın en düşük seviyesine geldi. Gayrimenkul sektörü ile ilgili endişeler burada devam ediyor. Hong Kong mahkemesinde Evergrande'nin tasfiye edilmesiyle ilgili karar alındığını dün sizlere aktarmıştık. Çin tarafındaki mahkeme bu kararı onayacak mı, burayı takip edeceğiz. Daha önce hiç görülmemiş sularda yüzüyoruz şeklinde yorumlar veren analistler var. Bundan sonrasındaki problemli isimlerde Shimao, Kaisa ve Logan'ın olduğu belirtiliyor. Kaisa ve Logan için tasfiye duruşmaları Hong Kong mahkemesinde beklemede. Aynı zamanda Shimao tarafında da 1,5 yıldır yapılmayan ödemelerle ilgili borç yapılandırmasında detaylar hala paylaşılmadığı için bir diğer sıkıntılı isim olarak karşımıza gelmekte. Para piyasasında ise bu sabah Kiwi'de alım var. Yeni Zelanda dolarının yükselmesinde Yeni Zelanda Merkez Bankası baş ekonomistinin açıklamaları önemli. Burada Conway diyor ki enflasyonla ilgili hedefimize ulaşmak için henüz önümüzde kat edeceğimiz yol var. Ortalıkta yine karışık bir senaryo var diyelim. Japonya tarafında, Güney Kore'de artılar, Çin ve Hong Kong'da ise az önce aktardığımız gibi bilhassa gayrimenkul sektörüne ilişkin kaygılarla birlikte
birlikte düşüşler hakim gözüküyor bugün Asya'da. Emtia tarafına geldiğimizde ise altında dün 10 yıllık Amerikan tahvil faizi gevşeyince 1000'lik bir yükselişle günü noktalamıştık. Bugüne döndüğümüzde 2032 dolar 71 sente kadar yükseldik. Gram altında 1983 lira 32 kuruş güne başlangıç seviyemiz oldu. Petrol tarafında dün Evergrande kriziyle beraber tekrar %1 kadar düşüş gördük. Bugün ise 77 doların üzerinde Amerikan tipi ham, Brent petrolde ise 82,5 dolar sularında işlemler sürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı stok raporu bugünün ajandasında. Son notları da kriptodan düşelim rakamları aktarırken. Bitcoin tarafında sabah saatlerinden bu yana alıcılı bir seyir var. Şu anda da 43.532 dolara kadar yükseldik. Ethereum'da ise 2.312 dolarla işlemler devam ediyor. Peki bugün dış basın köşesinde neleri sizler için öne çıkaracağız? Kısaca bir de oradan notlarımızı aktarmaya başlayalım. İlk önce ekranımıza gelen mecra hangisi olacak? Bakalım, evet, Bloomberg geldi, oradan devam ediyoruz. Bloomberg'e geldiğimizde Evergrande'nin ortaya koyduğu iflas durumu, ortaya koyduğu tasfiye durumu Hong Kong mahkemesinde onaylanınca uluslararası kreditörler açısından büyük bir sınavla karşı karşıya kalacağız detayı var bugün. Detaylara baktığımızda Straits Times'dan yansıyan bir haberle Bloomberg'de karşılaşmaktayız. Özellikle daha öncesinde böylesine büyük bir şirketin tasfiyesiyle ilgili Hong Kong'dan karar çıkmamıştı. Dolayısıyla şimdi gözler Çin mahkemesine çevrildi deniyor. Başka sıkıntılı şirketler de var dediğimiz gibi. Evergrande'nin hisse senetleri ve dolar cinsi tahvilleri Hong Kong'da işlemlere kapatılmış durumda. Yine detaylara bakıldığı zaman daha çok yerel işletmeler şeklinde bu inşaatları gerçekleştirdiği için Evergrande herhangi bir yurt dışı kreditörün gelip bunlara el koyma şansının da bulunmadığı ifade ediliyor. Yine haberin detaylarına bakıldığında böyle bir tasfiye süreci daha önce hiç yaşanmadığı için uluslararası kreditörün Çin'e yaklaşımı, Hong Kong'a yaklaşımı açısından da güven kaybı söz konusu olabilir mi? Bununla ilgili de sorunlar var. Hang Seng'de işlem gören Çin şirketlerini yine ele alan endekse baktığımızda 2005'ten bu yana en düşük düzeylere yaklaştığına da işaret ediliyor. Evergrande'nin dolar cinsi tahvillerine bakıldığında bu arada dolar başına 1,5 sente kadar düşmüş vaziyette olduğunu ifade etmişler. Yine halka arz fiyatı 3,5 Hong Kong doları iken 16 sentlere kadar inen bir yine Evergrande hissesinden bahsediyoruz Hong Kong'da demişler. 2009'da borsaya kotu olmuştu, onu da hatırlatıyorlar. Konuyla ilgili yine iletişimin de son derece önemli olacağını görüyoruz. Oldukça karmaşık ve uzun yıllar alabilecek bir süreç başladı burada şeklinde Straits Times'dan Bloomberg'e yansıyan bir haber var bugün uluslararası basın köşemizde. Ve dış basındaki bir sonraki durağımıza gidelim. Orada da MarketWatch'ta Elon Musk'ın fotoğrafıyla karşılaşıyoruz. Diyor ki Neuralink'in beyne yerleştirilen ilk çipiyle ilgili süreç tamamlandı, işlem bitti ve hastanın durumu oldukça iyi. Konuyla ilgili sosyal medyada Elon Musk'ın paylaşımı oldu. Burada özellikle hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlara bu kabiliyetleri düşünerek geri kazanma şeklinde bir hedef ortaya kondu. Düşünün ki Stephen Hawking hareket edebilse neler olur şeklinde bir hayali olduğunu, bir hedefi olduğunu dün Elon Musk bir kez daha ortaya koydu. 2022 senesinde Reuters'ın verdiği habere göre federal düzenleyiciler Neuralink'i araştırmaya almışlar ve o zaman için özellikle test edilen hayvanlar üzerinde ölümlü vakalar olduğu için işlemi durdurmuşlardı. Bir insan üzerinde deney yapılmasına izin vermeyeceğini belirtmişti. Mayıs 2023'te tablo değişti. Amerika'da FDA'nin verdiği kararla beraber bu sürecin yolu açıldı. R1 robotuyla N1 implantı beyne yerleştirildi şeklinde paylaşımı oldu Elon Musk'ın. Bundan sonrasında da neler olacağı muhakkak ki yine dış basında oldukça geniş yankı bulacaktır diyelim. Ve bu dönüm noktasından sonra Business Insider'a gidelim. Amerikalılar ekonomiyle ilgili verilerde çok ciddi farklılıklar olmamasına rağmen çok daha iyimserler. Bunun sebebini nerede aramak lazım? 3 farklı sebebi var diyor Amerikalılar için bu durumun. Business Insider'ın bugünkü manşet haberi. Detaylara baktığımızda karşımıza hisse senetlerinde kırılan rekorlar, benzin fiyatları ve yumurta çıkıyor. Detaylara baktığımız zaman aslında bu sene için resesyon öngören ekonomistler bu öngörülerini artık rafa kaldırırken, önümüzdeki sürece bakarken özellikle Dow'da ve S&P 500'de hisse pozisyonu olmayanlar bile rekor gördüğünde ekonomiye dair moral buluyor ve demek ki işler düşündüğümüz kadar kötü değilmiş şeklinde bir kanıya varıyor demişler. Servet etkisinin de yine olduğu ifade ediliyor haberin içerisinde. San Francisco Fed'in konuyla ilgili ekonomik hissiyat endeksleri var. Buraya bakıldığı zaman da medyaya da iyimserliğin yansıdığına işaret eden detaylarla karşılaşıyoruz. Benzin fiyatlarına bakıldığında galon başına AAA verilerine göre 3.44 dolardan 3.09 dolara bir sene içerisinde ilildi. Ama rekor tabii 5 dolarla 2022
senesinde görülmüştü. Amerikalılar işe gitmek, çocuklarını okula bırakmak gibi şeylerden feragat edemeyecekleri için ve her tarafta tabii benzincilerde galon fiyatı büyük harflerle yazıldığı için bunu ekonomik moralin bir göstergesi olarak da kabul ediyor. En sonda yapılan alışverişlerde yumurta fiyatlarının internet üzerinden aramalarda daha çok yoğunlaşması dikkat çekiyor. Yumurta fiyatlarının yükselmesi insanları rahatsız ederken düşmesi yine iyimserliği de beraberinde getiriyor. Ama önümüzdeki sürece bakıldığında elbette çok da iyimser olabilir miyiz bilemiyoruz. Çünkü öngörülemeyen burada durum söz konusu olabilir. Hala yumurta ve benzin fiyatları 2019 senesinin üzerinde yer alıyor demişler. Tüketici güveni tarafında iyileşmeler söz konusu. Enflasyon beklentileri düşüyor ama kimse herhangi bir şekilde garanti vermek istemiyor. İş gücü piyasasında zayıflama hala olabilir. Jeopolitik riskler söz konusu olabilir. Ticaretle ilgili sıkıntılar doğabilir. Petrol fiyatları yükselirse kaosa sebebiyet verebilir. Ve özellikle mevsim geldiği için kuş gribi ile birlikte yumurta fiyatları tekrar yükselebilir gibi riskleri de sıralamışlar bugün Business Insider'ın haberinde. Gidelim buradan bir de Bloomberg Business Week Türkiye'ye. Bloomberg Business Week Türkiye'de bugün öne çıkaracağımız haberde 2024'ün kazandıran fon teması ne olur sorusunun yanıtını Yarkın Sun arıyor. Getiri arayışı son dönemde yatırımcıları hisse senetlerinden ziyade risk algısına göre farklı alternatifler sunan yatırım fonlarına yönlendirdi. Son bir senede yatırım fonlarında öne çıkan tema hisse senedi olurken bu sene piyasa aktörlerinin beklentileri değişiyor. Yükselen faizlerle sabit getirili varlıklar ön plana çıkıyor. Yıl boyunca fon performanslarında ise belirleyici katalizör yurt içinde ekonomik politikalar, yurt dışında ise Fed olacak gibi görülüyor demiş Yarkın Sun'un haberi özetle. Ve buradan yine yayınımızın en başına bir geri saralım. Neler söylemiştik? Merkez Bankası'nda TL mevduata geçişin bir miktar daha teşvik edilmesi için hem de miktarsal sıkılaştırma politikasının parçası olarak zorunlu karşılık adımı geldi demiştik. Detaylarda neler vardı paylaşalım. Ardından kısa bir reklamlarımız olacak. Biz de kalın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yeni bir adım attı. Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde yapılan değişiklikle kur koruması sağlayan hesaplar için zorunlu karşılıklar 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirildi. Diğer yandan döviz cinsinden mevduat katılım fonu için tüm vadelerde Türk Lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılıklar %4'ten 8'e yükseltildi. Merkez Bankası söz konusu düzenlemelerle Türk Lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiğini belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak tarihli kararında sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşı makro ihtiyati tedbirlerle parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğinin ve faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğinin ifade edildiğini anımsattı. Ve Bloomberg HT'de ilk söz programı devam ediyor. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek bizimle birlikte her salı sabahı olduğu üzere. Cumhur günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep, iyi yayınlar dilerim. Şimdi tabii önemli sıcak gelişmeler var diyelim. Bir tanesi Merkez Bankası, diğeri Garanti'nin bilançosu. Her birinin üzerinden tabii geçeceğiz hep birlikte. Öncelikle istersen Merkez Bankası'nın zorunlu karşılığı ile ilgili hatırlatmayı yapalım. Belki ekranı yeni açan izleyicilerimiz de olabilir. Zaten en son iletişim metninde de vardı Merkez Bankası'nın miktarsal sıkılaştırmanın devam edeceği ile ilgili. Yine başkanın açıklamalarında da TL mevduatın teşvikiyle ilgili adımlar geleceğini biliyorduk zaten. İşte buradan adımlar da gelmeye devam ediyor. Neler oldu bir kez daha hatırlatalım. Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranı 6 aya kadar olan vadede %30'dan 25'e indi. Buna yine eşlik eder şekilde yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden yine tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının da %4'ten 8'e yükseldiğini gördük. Şimdi adım adım bir gidelim istersen. Bir tarafta bir maliyet artırma var. Diğer tarafta zorunlu karşılığın aşağı gelmesi var. Nasıl yorumlayalım? Önce birinci kısmını söyleyelim istersen. KKM tarafında 6 aya kadar vadede %30'dan 25'e inen ZK var. Önce burayı yorumlayalım. Sonra da yabancı para tarafını istersen.
Çok minicik bir izin isteyeyim senden. Bloomberg HT'nin 14. yaşını ben de kutlayayım. İyi ki yolum benim de buradan zamanında geçmiş diyerek söze başlamış kesinlikle olayım. Kesinlikle çok teşekkürler. Diğer konuya gelecek olursak da eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımları genel anlamda yeni ekonomi politika, yeni ekonomik isimlerle başladığı noktadan sonra bütüncül olarak rasyoneli yapmaya çalışan bir kamu kurumu olarak değerlendirebiliriz. Yani attığı bir adımla öbür adımının tutarsızlık gibi bir eleştiriye konu olmuyorlar. Şimdi bu adıma baktığımız zaman adım adım gidecek olursak eğer kur korumalı mevduat elbette bir çıkış stratejisi ve bunun önümüzdeki dönem içerisinde hayatımızdan işte yeni hesap açılışlarına izin verilmemesi ve artık kurdaki oynaklığın aşağıya gelmesiyle doğal olarak hani yatırımcının tercih edeceği bir yer olmaktan çıkarılmak istenmesi gibi konuları eklediğimiz zaman buradaki miktarın yavaş yavaş aşağıya gelmesini bekleriz ki haftalık bazda baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Evet. Buradaki buzdağı eriyor. Yavaş yavaş. Evet. Tabii bunu bir anda da eritmek de o zaman şehri su basması anlamına gelir. Bir anda bir döviz talebi. O da çok istenen de bir durumla değil. Burada zaten belli bir hani oraya da bir adım gelmiş zaten. İşte rasyonellik anlamında bir yerlere gitmek istiyorsak eğer bunu birazcık daha zamana yayarak yatırımcıları bu tarafa doğru zorunlu değil de hani aklın getirdiği çözüm olarak ortaya koymak daha fazla bir katma değer sağlıyor. Şimdi o yüzden de kur korumalı mevduattaki oradan gelecek olan TL, piyasaya bir TL gelecek. Ama öbür taraftan baktığımızda ikinci plana geldiğimizde de döviz mevduatları kısmında da orada da bir musluk kısma durumu var. Dolayısıyla piyasadan duyurunun içerisinde nette piyasadan bir para çıkacak gelecek gibi bir hani miktar anlamında bir iletişimde bulunmamış ama evet. Muhtemelen sıkılaşmaya yönünde hep adımlar geldiği için piyasada oluşan fazla likiditenin çekilmesi anlamına gelecek bu. Burada da konu şu, döviz mevduatı sahipleri için esasında iki tane kötü haber var esasında şu anda manşetlere yansıyan. Birincisi şu anda bankaların artan işte ZK maliyetleriyle birazcık daha döviz mevduatlarında daha düşük bir fiyatlamaya gidiyor olması. İkincisi esas kötü nokta küresel merkez bankaları artık bugünden yarına ne zaman faiz indiririz'i konuşmaya başladılar. Dolayısıyla kısa vadeli paranın maliyetini belirleyen işte Fed olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun ve diğerleri yavaş yavaş aşağı gelecekse burada da bizim fonlama tarafında döviz aşağıya gelmesini bekleriz. Bir de artan maliyetlerin bankalar tarafından mudilere yansıtılmasıyla bir de oradan gelecek. O yüzden döviz mevduatı ile ilgili olan getirilerde çıta bir miktar aşağıya gelmiş olacak. Piyasadan TL çıkması da içeride sıkışan piyasada da bu en son dönemde konuştuğumuz konulardan bir tanesi Aralık ayına göre Ocak'ta Türk lirası mevduatlarda bir oranlarda gevşeme vardı. Bunun biraz zamansız olabileceğinden konuşmuştuk seninle bundan 1-2 hafta önce. Çünkü Ocak ayı ve Şubat ayında muhtemelen yüksek enflasyonları beraberinde gördüğümüzde yatırımcı kısa vadeli karşılaştırma yaptığında ben Ocak'ta mevduatımı işte %50 ile yaptım diyelim. Şu kadar enflasyon geldi, bu kadar eridi. Negatifte kaldım, pozitifte kaldım. Daha kısa vadeli bu kredibiliteyi de yaratırken daha kısa vadeli düşündüğümüz için keşke demiştim mevduat faizlerindeki düşüş bu kadar erken olmasaydı diye de bitirmiştik o gün programı seninle. O yüzden de bugünkü atılan adım da piyasadaki TL miktarını biraz çektiği için o anlamda da en azından bir aşağıya bir set çeker. Bir kez daha tabii altında teorik olarak çizmek lazım. Her zorunlu karşılık adımı geldiğinde hemen piyasada işte acaba kura etkisi olur mu diye sorulur. Öyle bir şey olmaz. Bu bir hani likidite yönetimi adımıdır. Onu da bir kez daha belki altını çizmekte fayda var. İşte nette aslında ne kadar likiditeyi çeker kısmına da sen temas etmiş oldun. Cumhur herhangi bir şekilde bugün banka hisselerinin üzerinde bir etkisi olmasını bekler misin? Onu da sorayım. Bankaların herhalde dün işte hani soru gelirken Garanti Bankası'na da iliştirdin. İşte dün Garanti Bankası, bugün Akbank, Yapı Kredi'ye devam eden bilanço serisi, Vakıfbank diye devam edecek olan bilanço serisinin ben piyasa üzerinde daha etkili olmasını beklerim. Gelinen fiyatlamalara baktığımız zaman da hep şunu konuşuyorduk. Yine Ocak ayının başına gidecek olursak eğer aracı kurumların strateji raporları bir gelmeye başlamıştı hatırlarsan ve çoğunlukla da 10.000'in üzerinde rakamlar telaffuz ediliyordu ve
yatırımcı onu mevcut mevduat getirisiyle hesap bir karşılaştırma yaptığında acaba burada bir değer var mı yok mu tartışması oluyordu. İşte şu son 1-2 haftalık rally herhalde buna en iyi cevap oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan hani kısa vadeli olarak özellikle bankalar üzerinde yaşanan, işte Akbank üzerinde yaşanan bir rally oldu. Dün bu rallye Türk Hava Yolları destek verdi. %6-6,5. İşte geçen hafta JP Morgan raporunun yarattığı dalgalanmayı gördük. Onu, işte bunların hepsi böyle arka arkaya geldiğinde hani bu daha bu dalgalanmanın bence daha da yeni başındayız. Ve bu dalgalanmanın da sadece sebebi de biz de olmayacağız. İşte bu hafta Fed toplanıyor. Mart ayı şurada bir ay kalmış. Ve şöyle düşünelim 8 hafta. Ve piyasa ikiye bölünmüş durumda. Fed faiz indirecek mi, indirmeyecek mi diye. Yani bu kadar yakın vadede, bu kadar bir büyük bir Fed belirsizliğinin ben daha yani şu son 4-5 yıl içerisinde çok yaşandığına şahit olmamıştım. O yüzden de bu çarşamba günü faiz anlamında çok böyle bir, yani hiçbir şey beklenmiyor ama arkasından verilecek olan mesajlar gerçekten piyasada, özellikle işte yine programı açarken hem Dow Jones'ta hem S&P'de rekor haberleri verdin. Evet. Fiyatlamaların da buraya geldiği yerde bu 50-50 bıçak sırtı piyasadaki dalgalanmayı gerçekten arttıracak boyutta bence. Şimdi garantiden bilanço geldi dedik. Oradan hemen biraz detay da vermeye çalışalım tekrar izleyicilerimize. Döndüğümüz zaman burada beklentilerin üzerinde gelen 4. çeyrek ve 2023 net karıyla karşılaşıyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. 4. çeyrekte net kar 29,3 milyar TL oldu. 23 milyar TL idi piyasanın beklentisi. Bunun %26 üzerinde çıkan bir net kar açıklaması var. 2023 yılı ortalama öz kaynak karlılığı %44,5 seviyesinde. Aktif karlılığı ise %4,9 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. 2022 yılının tamamında 58,3 milyar liralık bir net kar açıklaması vardı. 2023 yılının tamamında 86,4 milyar lirayla tamamladı. Bu da bir önceki yıla göre kümülatif şekilde karın %48 arttığına işaret ediyor demiş Bloomberg'den satırlar. Yine baktığımız zaman öz kaynak karlılığı 2022 sonunda %51'di. Buradan 44,5'a indiğini görüyoruz. Ortalama aktif karlılığı %5,4'ten 4,9'a inmiş geçen sene. Yine sermaye yeterlik rasyosu dediğimizde %16,5 dördüncü çeyrek itibariyle karşımıza çıkan seviye. Çekirdek SYR ise %14,5 oldu. Serbest karşılıklar dahil SYR %16,5 seviyesinde gerçekleşti. Onu da yine belirtelim. Bu arada net faiz geliri tarafında dördüncü çeyrekte swap maliyetleri dahil 22,6 milyar TL görüyoruz. TÜFEX gelirleri 15,4 milyar TL. Son 2-3 yıldır konuştuğumuz belki bir numaralı unsur bu TÜFEX gelirleri, zaten biliyorsun seninle. Yine oraya baktığımızda bir önceki çeyreğe göre de TÜFEX gelirlerinde %43'lük bir artış sağlandığını belirtmek lazım. Böyle giden bir bilanço var. Muhakkak senin de dikkatini çeken unsurlar vardır. Son olarak bir de net faiz marjını eklemek istiyorum. Orada zamanında mesela işte kamu zararı, kamu görevi dediğimiz mesela kamu bankalarında eksiye geçen unsurlar da görmüştük seninle birlikte burada yaptığımız yayınlarda. Swap maliyetleri dahil net faiz marjı geçen çeyrekte %6'dan 6,2'ye yükselmiş. Onu da belirtelim garanti özelinde. Şimdi bu seneden ne bekliyorlar? Faaliyet planı da açıklandı. Yabancı para kredi büyümesinde düşük tek hane bekliyoruz demişler. Net kredi riski maliyetinde 125 bas puan gibi bir öngörü var. Net faiz marjında yatay bir öngörüye sahipler. Net ücret ve komisyonların büyümesinde ortalama TÜFE'den biraz fazla bir beklenti içindeler. Operasyonel gider büyümesi de aynı şekilde yer almış. Öz kaynak karlılığında ise dediğimiz gibi bu seneyi %44,5'la kapattı garanti. %34-36 bandına işaret eden bir tahmini söz konusu olmuş. Şimdi ilk aldığımız banka bilançosu sana göre nasıl? Şimdi hani yine şirketin sunumundan ben de bir kare almışım. Evet, karşılaştırmalı. Net ücret ve komisyonlarda mesela hep bu, şimdi 2024 içinde ortalama TÜFE'nin üzerinde demişler ama bu sene %140 gibi bir rakamla kapatmışlar net ücret ve komisyonlardaki ve bunda kredi büyümesi ve artan işlem hacmine bağlamışlar. Şimdi tabii ki krediler kısmında da mesela ortalama TÜFE'nin üzerinde bir rakam yazıp %59'a ulaşmış bankamız. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. 2023 yılı hani evet, Cumhuriyetimizin 100. yılıydı ama hani ekonomik anlamda da piyasaları dalgalanmasına neden olacak da pek çok da gelişmeye sahipti. Bunun içerisine işte seçimleri koyabilirsin, seçimlerin öncesini sonrasını diye ikiye bölebilirsin veya depremin öncesi ve sonrası diye ikiye bölebilirsin. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde işte ben yıla ortalama öz kaynak karlılığım %28'in üzerinde
bir rakamla ulaşacağım diye başlayan bir bankanın %44,5 gibi bir rakamla bitirmiş olması ve her anlamda da regülatif gelen şeyleri düşünecek olursak da, eğer adımları düşünecek olursak da ve bu bankaların işini daha böyle kolaylaştıran değil de daha regülatif anlamda zorlaştıran, işte her iki haftada bir yeni hedeflere koşturan bir dönemin içerisinden geçerken ulaşılan rakamlar ve beklentinin üzerine çıkan rakamlar en azından fiyatlamaların cari seviyelerde kalmasına neden olabilir. Ve piyasadaki geçtiğimiz dönem içerisinde ister dolar bazında bak, ister fiyat kazanç oranları üzerinden bak. Tabii fiyat kazançlarının üzerinden bakarken işin içerisinde enflasyon ve enflasyon muhasebesi girdiği için artık belli ölçülerde analistler de buna daha da fazla kafa yormaya başlayacaklar. İşte bir önceki yıla göre işte buydu, şimdi bu oldu ama burada bir düzeltme kalemi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? İşte duran varlıklar ne olacak, olmayacak? Gerçekten böyle bir sadece bir A4'e sığmayacak raporların fazlasını göreceğiz. Buradaki zaten belli... Yoksa bazılarıyla ilgili belki de hiç tahmin yapmayalım diyen kurumlar olacak ve sadece A4'te mi kalacağız? O da bir risk herhalde. O da başka bir şey. Burada herhalde en önemli konu şirketlerin yönlendirmesi de olacaktır. Yani yapacakları işte o kurumsal iletişim departmanlarının kurumsal temsiliyet, burada verecekleri mesaj son derece önemli. Herkes kendini bu döneme hazırlıyor. Keşke bu enflasyon dönemini yaşamasaydık. Dün mesela Bloomberg HT'de de işlendi ama hani şunu da söylemek lazım. Geçtiğimiz iki yılın yaşanan yüksek enflasyonun bedeli gelir dağılımındaki bozulma olarak dün manşetlere çıktı. Yani 2023 yılında biz gelir dağılımını bir kat daha bozduk. Şimdi o kadar desteğe de rağmen. Bundan sonrası için işte hani elbette gelen işte asgari ücrete ya da işte diğer beyaz yaka, mavi yaka maaş zamları son derece önemlidir ama bu kaybolan erozyonu ne kadar toparlayabilecek, hani onu da ortaya koymak lazım. O yüzden de bazen hani en başta başladık ya, Merkez Bankası rasyonel. Yani rasyonel olmak mı, çıkarları korumak mı? Hani böyle Türkçe'de ikisi birbirinden böyle çok zıt iki kavram gibi geliyor ama hani ihracatçılarımızın da herhalde biraz da bu gözle de değerlendirmesi lazım. Yüksek kur isterken onun getireceği enflasyon maliyetiyle birlikte içerideki satın almanın gücünün azalması. O yüzden de bence Merkez Bankası şu anda rasyonel olan adımları attı, atmaya da devam ediyor. En azından faizle ilgili kısmını şu aşamada bitirdiklerini görüyoruz ama masadan kalkmadıkları da, o kendilerine de o bedava opsiyonu oraya da gereğince bu faiz seviyesi yukarıda kalacak ve ek hamleler gelebilir mesajı da son derece önemliydi. Şimdi geri döneceğiz konuyu ama az önce sen de gelir dağılımında eşitsizlikten bahsettin. Bugün gazetelerde de genişçe yer bulmuş. Hemen çok kısaca bir iki başlık açmak istiyorum. Mesela Ekonomi Gazetesi'nin manşeti orta sınıf eriyor demiş bugün. Son 10 yılda sadece en üstteki %5'in gelirden aldığı pay arttı diye bir haber paylaşmışlar. Yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi'nde de gelir dağılımında iflas başlığı var bugün. AK Parti iktidarının Türkiye'yi içine sürüklediği kriz toplumun büyük kısmını yoksullaştırıyor şeklinde işlemişler haberi. Onu da kısaca aktarmışlar. Olalım. Bununla beraber şimdi mesela garanti bilançosuna geri dönecek olursak, oradan kısa kısa yine gidecek olursak, mesela öz kaynak karlılığı tarafında bir önceki bilanço dönemini seninle incelerken bir tek Yapı Kredi hatırladığım kadarıyla enflasyonun üzerinde bir öz kaynak karlılığı sağlamıştı. Garantide öyle bir durum yoktu ve düşerek devam edecek gibi gözüküyor öz kaynak karlılığı. Şimdi bu ne anlam ifade eder? Piyasacı bunu ne gözle okur? İstersen bir ona bakalım. Çünkü genelde zaten banka bilançolarına biz bakarken banka bilançosu okumayı bilen konuklarımız genellikle diyorlardı ki biz buraya bakmıyoruz zaten, biz öz kaynak karlılığına bakıyoruz. Mesela sen de aynı görüşte misin? Elinde banka hissesi bulunduranlar buraya daha çok anlam yüklemeli mi? Burayı da işleyelim istersen. Bir de garanti özelinde tabii enflasyon muhasebesi kısmını BBVA gözünden göreceğiz zaten. Şimdi şöyle düşünelim. Bir defa öz kaynak karlılığı dediğimiz noktada orta uzun vadeli yatırımcının odaklandığı, kurumsal yatırımcının odaklandığı bir kriter diyelim, oran diyelim. Biz içeride işte gerek portföy yönetim şirketleri olsun, gerekse işte dışarıdan şu anda gelen ve daha da geleceği tahmin edilen yabancı fonlar açısından düşünecek olursak, elbette biz bankalarımızı bugün farklı bir fiyatlamalarda, işte Yapı Kredi seviyesini, Yapı Kredi'nin fiyat seviyesini 20 değil de onları 40'la karşılıyor olsaydık, senin söylemiş olduğun riskleri burada acaba sorusunu sordurabilirdik onlara. Ama eğer ki
Türkiye riskini almak istiyorlarsa eğer ve Türkiye'deki borsanın dinamiklerinden, yükselişinden faydalanmak istiyorlarsa ortaya koyduklarında gidebilecekleri birkaç tane sektör var. Bu sektörlerden bir tanesi bunun hep ulaştırma sektörünün olabileceğinden, gıda perakendesi olabileceğinden ve bankacılık olabileceğinden de bahsediyorduk. Ve bunlar genelde de geldiklerinde hani tek bir sektör özelinde değil de sektörü yayılarak geldiklerinden burada şunu söyleyebilirsin. Ulaştırma bunun içinde 40 pay alır, bankacılık 20 pay alır, öbürü 20. Ama yine de alır. O yüzden de öz kaynak oranlarına baktığımız zaman bankacılık sektörünün işte bir taraftan regülasyonlarla uğraşırken, bir taraftan ülkede bir daralma ile ilgili veya geçtiğimiz döneme göre büyümenin daha düşük olduğu bir ortamda, işte yine gazetelerin bugün aralarında sen şey yaparken konkordatolar kısmında da hani bir artış olduğundan bahsediyor. Tabii bunların hani en azından KOBİ özelinde kredi vermiş bankaların yaratabileceği baskı. Bunların her biri karşılığını esen rüzgarlar. Ama karşılığını esmeyen başka bir rüzgar var ki o da bankalarımızın seçim sonrasında yapmış oldukları o 5 milyar dolarlık ihraçlar. Dışarıdan bulabildikleri uygun maliyetli fonlar ve bunların içeride yaratabileceği o dinamizmle birlikte işte ihracatçıyı belki kur yönünden desteklemeyelim hani kur bir noktadan ama ihracatçımızı belli noktalarda o teknolojik dönüşüm veya verimliliği arttırıcı adımları attığı noktada belki ucuz kredilerle veya göreceli düşük maliyetli kredilerle destekleyelim. Belki bunların kapısının açılması onlara belki bugün değil ama önümüzdeki dönemde daha farklı rekabet avantajları da sağlayabilir. Dönelim bankacılığa. Bankacılık tarafında şu aşamada ellerinde bulundurmuş oldukları tahviller bir anda onlara kar yazar duruma geleceklerdir. Çünkü işte bugün 2 yıllık tahvil faizi belki fonlama oranına yakın yerlerde oluşuyor ama 10 yıllık faizimiz %25-26 ve bize bankalarımız bunları regülasyonla değil bile isteye göre alıyor ve buna da bir yabancı katılımında geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonrası da zaten yine geçtiğimiz hafta Goldman'dan bir herhalde rapor vardı. Merkez Bankası'ndan faiz düşüşüyle ilgili agresif bir beklenti ortaya 25 koydu. 25 bekliyorlar yıl sonu. Şimdi şöyle düşünelim. Şu an 45 politika faizi. Şimdi şöyle düşünelim. Kısa vadeli faizi ne belirliyor? Merkez Bankası'nın kutup yıldızı olduğu politika faizi. Uzun vadeli faizlere baktığımız zaman ne belirliyor diyecek olursak eğer 10 yıllık faizi. İşin içerisinde bir risk primi var, bir de fonlama maliyeti var. Şimdi risk primi açısından sence Türkiye'nin daha fazla gidebileceği yol kaldı mı? Bence pek kalmadı. Çünkü CDS'imizin geldiği yer 300. Güney Afrika ile karşılaştırsak 220-250 hep yaptığımız, yani benim bir şey olarak nasıl diyeyim, at başı koşturduğumuz iki ülke olarak düşündüğümüzde. Yani kredi risk priminin ineceği yer sınırlıysa, tahvillerdeki bu seviyelerin kalıcı olması için ve veya daha da aşağıya gelmesi için tek bir çare kalıyor. O da paranın kısa vadeli olarak fonlama maliyetinin düşmesi. Onlar da o beklentilerini ortaya koymuş gibi gözüküyor. Sanki birazcık da böyle iyimser bir tablo ortaya koyarak. Şimdi bu arada hatırlatalım, bilanço ajandasında ayın 1'inde 1 Şubat'ta Akbank, 2 Şubat'ta Yapı Kredi ile devam edecek bilanço sezonu. Onları da takip edeceğiz. Şimdi bakıyorum bu arada Garanti'nin bilançosu geldikten sonra bir tek Mustafa Öner'den, ICBC'den 6 tavsiyesi gelmiş. 95 TL'lik bir hedef fiyat seviye ortaya koyuyor arkadaşımız. Onu da yine belirtelim. Dolayısıyla en güncel tavsiye burası. Dünkü kapanış fiyatı Garanti'nin 63 lira 40 kuruş. BBVA'nın çağrısı 15 liralar dedi galiba değil mi? Bundan 1-1,5 yıl önce. Zannediyorum evet. Dolayısıyla ciddi bir tabii fiyat farkı burada doğmuş durumda. Bu arada fark demişken az önce seninle de konuşuyorduk. Ortaya konulan zorunlu karşılık adımının acaba piyasaya ne kadar bir etkisi olabilir diye bir hesaplamayla karşılaştım. Tahmin diyor ki zorunlu karşılık değişikliğinin kabaca 120 milyar TL'lik bir likidite etkisi olur. Bunun da sınırlı da olsa TL mevduat faizlerini yukarı itmesi gibi bir beklenti oluşabilir. Bir yandan burayı da tabii bir göz ucuyla takip ediyoruz. Şimdi Merkez Bankası demişken tabii ayın 5'inde enflasyon, 8'inde enflasyon raporu var. Hem yurt dışında hem de içeride faiz indirimi ne zaman olur diye tartışmalar da bu arada devam ediyor. Merkezin son metnini gördükten sonra sence beklentiler içerisi için ötelenir mi? Ne dersin? Biz biraz yani faiz konusunu hani ne yükseltme ne indirme hani bunu biraz yani bütün yıl buralarda mı kalır? Yani şu andaki enflasyon görünümüne baktığımız zaman beklentiler genelde 40-45 aralığına odaklanmış durumda. Merkez Bankası evet 36 diye ortaya koydu ama tahmin üst aralığı 42 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla şu anda gelinen seviye
yıllık olarak baktığımızda enflasyon beklentileriyle örtüşüyor. O yüzden de biz hani bir süre kendi merkez bankamızı hani son 4-5 yılda fazlaca serbest piyasadan rol çaldı Merkez Bankası. Sürekli olarak en ön plandaydı. Böyle hani bankaların bankası olarak en arkada durması gerekirken en öne geçti her anlamda. Uygulamış olduğu faiz para politikasıyla veya genişlemeci adımlarıyla. O yüzden de biz bir süre Merkez Bankası'nı ve merkez bankacılığını konuşmasak ve kendi iç dinamiğimize serbest piyasaya dönsek çok daha iyi olur düşüncesiyim. O yüzden de hani şu anda eğer bizim beklentimiz işte bu yıl için 40-45 aralığı diyorsak eğer bir reel faizden bahsedeceksek hani biz yeniden o çok düşük pozitif negatif reel faizde kalmayacaksak ikisi birbiriyle örtüşüyor ve biz bence bu dönemi bu şekilde geçirsek eğer Türk lirasında bir reel değerlenme olduğu noktada da bunu da rezerv biriktirme anlamında kullansak ki kurun da böyle ciddi anlamda değerlenmesine de izin vermesek TL'de bu adımlarla birlikte 2024 yılını kapatırsak iyi olur düşüncesindeyim. Öbür taraftan da şey hani zaten şu anda şey yarışı başladı. Hani kim önce indirecek değil de ne zaman hani indirecek yarışmada çünkü Avrupa'nın değişik yerlerinden FED'den beklentini sormuş Saadettin Bey. Yeri gelmişken onu da sorayım. FED ne zaman indirir? Veya sinyali bu hafta verir mi? Bence hani şu vermek zorunda bence çünkü yoksa piyasada ciddi bir oynaklığa neden olur kanaatindeyim. Çünkü hani dediğimiz gibi FED bundan önceki politika adım keşke bir Jackson Hole olsaydı mesela şimdi. Yani böyle Jackson Hole zamanına denk gelmiş olsaydık ki şöyle hem yaz ayları olurdu dışarıdaki gibi soğuk kış olmazdı. Temmuz ayında olsaydık Ağustos ayında Jackson Hole'da toplanırlardı. Vermiş oldukları mesajları verirlerdi ve 3-4 aylık süreci biz bilirdik. Ama şimdi burada öyle bir elimizde bir şans yok. Buradaki tek şansımız bugün bu hafta Powell'ın şeyden sonra faiz kararından sonra yapacağı basın toplantısı o basın toplantısında vereceği mesajlar. Şimdi hani çok yine söylüyorum yine çok yakın bir tarihte bir toplantı var 20 Mart'ta ve piyasa ikiye bölünmüş durumda ve bunu bu hafta orası tam yazı turu olmuş evet %45,5 ihtimal faiz iner diyor şu anda ekranda verdi hatta arkadaşlar yıl sonunda 3.95 oluyor diyor şimdi faiz. Hani buradaki konu 3.60'lardan buraya yükseldi yıl sonu beklentisi sanki piyasa Mart ayı için fazla acele davranıyor gibi gözüküyor jeopolitik risklerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde petrol fiyatlarında oynaklığı bu kadar yüksek olabileceği bir ortamda çünkü hani her sabah uyandığımızda veya her hafta sonu bir yerde işte Kızıldeniz'de veya ABD-İran arasında farklı yerlerde jeopolitik risklerin tetiklediği bir petrol fiyatında %1'lik, 2'lik yükselişleri geldiğini görebiliyoruz. O yüzden de hani ben yine şunu da söyleyeyim, Reyhan'la da geçen hafta konuştuk. Hı hı. Diyelim ki Mart'ta ilk faiz adımını attı FED ve bir nedenden ötürü enflasyondaki beklentilerde bir bozulma oldu. FED'in burada o zaman da şu tartışmalar ortaya çıkmayacak mı? FED düğmeye erken mi bastı? O yüzden de hani bir miktar daha bence enflasyon görünümünü, maaş artışlarındaki görünümü takip edip bir sonraki raddeye bırakması daha sağlıklı fiyatlamalı. Yani Amerikan, burada da ben kendi çıkarımı konuşayım. Hani Amerikan ekonomisinin iyiliği için değil de piyasadaki oynaklığın artmaması yönünde daha faydalı olur görüşündeyim. Şimdi bizde faiz beklentileri de çeşitli. İşte faiz yıl sonuna doğru iner diyen var, bu sene pas geçirir diyen var. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu yayınımızdaydı. Neler söyledi hoca? Birlikte hatırlayalım. Gerçekten bunlar 6-7 ay önce bu seviyeler 45'leri falan birçoğumuz hani gerçekten pek yapılabilir yapılamaz diye düşünüyorduk. Bir taraftan bu gerçekleşti bu anlamda hakikaten para politikası amacı o anlamdaki araçlarını kullandı. Amaca ulaştığımız sorusundaki cevap açıkçası son 1,5-2 aya kadar beklentilerin ve yapının biraz daha başarı şansının yüksek olduğuna dair daha fazla bir kanaat vardı. Son zamanlarda yani özellikle yeni yıldaki ücret artışları, fiyat artışlarına baktığımızda hani Merkez Bankası'nın kafasında olan 45'lik ya da işte 36 ile 45 arasındaki yerdeki yani 40-45'lik seviyelere yakın
sözleşme ve fiyat artışlarını pek göremedik doğrusu. Yani gerek gerçekleşmiş fiyatlarda gerek ücretlerde bundan daha yukarı bir rakam ve seviye oluşuyor. Bu olumsuz mu? Tabii ki Merkez Bankası beklentisini buraya doğru indirmesi, oraya doğru yakınsamasını bekliyor. Yani piyasa beklentisi ve Merkez Bankası'nın o yüzden de hani ben artık burada durdum çünkü kabaca anketteki işte ilk %30'luk en yüksek seviyeyi bekleyenlere kadar sıkılaştırdım diyor. Buraya kadar konu bu. Peki bu niye olmadı sorusunu biraz daha incelediğimizde tüketim henüz düşündüğümüz gibi durmadı. İkincisi Merkez Bankası'nın hani aktarım mekanizmasının tıkandığı yer tam da orası açıkçası ve bu baştan beri biraz daha gevşek olan kısım mevduat tarafındaki TL mevduat faizlerindeki seviye bu noktada tam tatminkar değil. Yani buradaki tasarrufları artırıcı ya da tüketimi sınırlayıcı bir özellik göstermiyor. Bu da tabii ki ileride belki yakalayamayacağı fırsatı şirketler şimdiden fiyatlamayı düşünüyorlar. Diğer taraftan bu fiyata alamayacağım nasılsa daha yukarı gidecek diyen tüketici tüketimine gerekli freni basmış değil. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu ortamda nereye yatırım yapılır? Biraz da onu konuşalım. Dergiden az önce bir miktar yola çıktık. 2024'ün kazandıran fon teması ne olur sorusu var. Çünkü geçen sene tekli hisse senetlerinden çıkan yatırımcının daha çok adresi tematik fonlar oldu diye konuşuyorduk seninle. Bilhassa hisse fonlarından bahsediyorduk ama mesela geçen hafta Murat Caner'in yayınında Ata Portföy'den sevgili Mehmet Gerz vardı. Mehmet Bey de dedi yani para piyasası fonlarına bile baktığımda hani rakip arkadaşlarımın da çok iyi performans gösterdiğini görüyorum. Her birisi mevduattan daha iyi getiriye sahip oldular dedi. İzleyicilerimizler yine yayının tekrarını YouTube'dan da görebilirler. Şimdi dergiye döndüğüm zaman mesela hisseden çıkan fona gitti alt başlığı var. İlk yarıda borçlanma araçları ve para piyasası fonları ön planda olabilir şeklinde Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'dan bir görüş var. Yine uzun vadeli yatırım fonları için bir vurgu yapıldığını görüyoruz haberin içerisinde ki burada yatırım fonu yatırımcısının da artmakta olduğuna işaret eden grafik de desteklemiş. Aynı zamanda faiz indirim beklentisi acaba hangi fonları öne çıkarır? Bunun yanıtını arıyor yazımızdan detay. Ve yabancı hisse fonlarının da yılın ikinci yarısında fırsat oluşturabileceği ile ilgili bir görüş var. Yine altın acaba yatırım teması olarak bu fonlarda karşımıza gelebilir mi? Seçim sonrası beklentiler fonlara ne yön verir? Ve TL enstrümanlar daha iyi getiri sağlayabilir mi? Bunların sorgulandığını görüyoruz haberimizin içerisinde. Orada da yine izleyicilerimize bir kez daha Bloomberg Business Week Türkiye vurgusu yapmış olalım. 2024'ün kazandıran fon temaları sana göre neler olabilir? Deniz portföye göre cevaplayayım ben bunu. Oradaki tabii arkadaşlarla konuştuğumuzda aynı genelde vermiş oldukları mesajlar. Şimdi portföy yönetim sektörüyle ilgili olarak esasında iki büyük bir değişim oldu. Bu değişimlerden bir tanesi TEFAS ve BEFAS. Yani orada artık kimin organizasyonu daha geniş kitlere ulaşıyorsa daha geniş müşteri veya yatırımcı ağına sahip olurdan ziyade artık hani bir er meydanı gibi performanslarıyla yarıştıkları bir finansal platformun olmuş olması portföy yönetim şirketine hem insan kaynağı anlamında hem de yönettikleri fon anlamında ciddi katma değer sağladı. Dolayısıyla artık işte TEFAS'ta hisse senedi takip eder gibi fonların performansları işte bir gün sonra ne olmuş ne olmamış işte her ay sonu açıkladıklarında hangi hisseyi almışlar hangi hisseyi çıkartmışlar. O yüzden de bir bu TEFAS ve BEFAS'ı ön plana çıkartmak lazım. Bir de söylemiş olduğun gibi bağımsız portföy yönetim şirketleri ve bunların performanslarıyla ortaya çıkan isim bilinirlikleri. Dolayısıyla buradan hareketle gidecek olursak eğer 2024 içerisinde şu aşamada net bir yönden ziyade bir portföy dağılımının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yine fon seçerken bence bu kadar oynaklık varsa eğer seçtiğiniz fonun performansına bakıyorsunuz ama aktif mi yönetiliyor, pasif mi yönetiliyor biraz da ona da bakmak lazım. Yani bu kadar da yani işte şimdi biraz önce konuştuk seninle. Fed ya öyle diyecek ya böyle diyecek. Eğer pasif bir yönetilen bir fondaysa endeks ne yapıyorsa oradaki portföy yöneticisinden bağımsız orası böyle otomatik pilotla yoluna devam edecek. Ama daha önce işte performansıyla veya bilgi birikimiyle veya işte atmış olduğu adımlarla kendini kanıtlamış bir fon varsa ve onun da ciddi anlamda bundan sonra geçmiş performansını gelecekte de tekrarlayacağını düşünüyorsanız eğer bu kadar dalgalanırlığın olduğu bir yerde öncelikli olarak ben hani rüştünü ispatlamış aktif yönetilen fonları daha ön plana çıkartırım. Çünkü
hızlı aksiyon alınması gereken durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşte Fed'le ilgili olarak biz tahville ilgili bir şey öngörü ortaya koyuyoruz. Aşağıya gelecek diyoruz. Ama mesela yine senin söylediğin başlıklardan bir tanesi şeydi. Tahvil miktarında bir kısıtlamaya gitmesi. O zaman şimdi ikinci elde veya işte ilk elde arz kısıtlanacaksa ben piyasadaki olan tahvillere ilginin daha da artmasını beklerim. Bir taraftan da faiz düşüşü gelecekse o zaman burayı daha değerlendirebilecek bir fon, tahvil fonu Eurobondlar üzerinden mantıklı olabilir. Buraya bir koyalım. Öbür taraftan tematik fonlar ciddi anlamda değer kazandı. Burada da aktif yönetilen işte biz eğer hala gıdayı konuşuyorsak, teknolojiyi konuşuyorsak ki bu hafta muhtemelen sen hala şeyleri aktarmaya devam edeceksin. Microsoft'un bilançosu şöyle geldi işte böyle oldu. Amazon'un bilançosu geldi bu şöyle oldu. Onlar, işte hepsini sırayla tıpkı evet. Benden sonra evet. İşte çarşamba, perşembe, cuma günü konuşacağın konular olacaktır. İşte teknoloji odaklı yine tematik fonlar bunun içerisine girebilir. Dolar TL ile ilgili bir çekinceniz varsa içinde dolar değil ama dolara endeksli bazı işte yurt dışı hisse taşıyan fonlara ilginiz olabilir. Hani buradan bir çıkarım sağlayabilirsiniz. O yüzden de hani eskisi gibi hani A tipi B tipi diye değil bir sürü fon var ve bunların geçmişe dönelik analizlerini de çok rahat yapabileceğiniz bir sürü platform var. Yani sadece Tefas'tan bahsetmiyorum. Hani bugün bu analizi yapabileceğiniz veya bunlarla ilgili sosyal medyada yayın yapan bir sürü hocamız veya işte akademisyen veya işte bu işe gönül vermiş eski piyasa dostu arkadaşlarımız var. O yüzden de hani fonla ilgili olarak kendini ön plana atan sosyal medya hesapları var. Hani tamamıyla hani böyle hap niyetinde fonları birbirleriyle karşılaştıran. Onların takibi de bence son derece önemli. En netice şu, tahvil fonları bu sene bir miktar daha ön plan olabilir. Hisse seçiminde zorlanıyorsanız ki ben genelde şunu diyorum işte hani trafikte akmayan şeridi yine buldum. Benim aldığım hisse senedi gitmiyor ama diğer tarafında hızlı hareket eden şirketler söz konusu. Eğer bunu geçmişte yaşadıysanız ki bu son çeyrekte çok fazlaca oldu. Yani buradan değerlendirdiğimizde endeks aynı yerde kaldığı noktada endeksten %3-4 veya çok daha fazla negatif ayrışan veya pozitif ayrışan sektörler veya şirketler oldu. O yüzden de hani aktif yönetilen fonlar bir miktar daha ön planda olabilir 2024'te. Takip edeceğiz şüphesiz. Bu arada Milliyet'te de bir ilginç haber var. Kredi kartına yeni tedbirler başlığını işlemişler. Bankalar müşterilerini altın, döviz, kripto para alanların kredi kartının kapanabileceği yönünde uyardı diyorlar. Vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferlerde kartın kullanımına kapatılmasına yol açabilir demişler. Hemen şöyle kısa bir detay da vermeye çalışalım. Bankalardan kredi kartı müşterilerine yapılan uyarı da kredi kartı ile döviz, altın, kripto varlığı alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler gerçekleştirilmesi nedeniyle kartların kullanıma kapatılabileceği bildirildi şeklinde bir haber var. Dolayısıyla buradan da yine işte döviz, altın gibi farklı mecralara giden bir yekünün krediyle yapılmaması yönünde bir adım potansiyeli görmek mümkün diyelim. Son bir soruya daha gelelim istersen, o da euro dolar olsun. Çünkü az önce Fed'i çok konuştuk, bir miktar dolar TL'de girizgah yaptık aslında ama euroyu da dışarı da bırakmayalım. Avrupa Merkezi dün faize dokunmadı ama bundan sonrasında kimileri henüz faiz indirimden bahsetmek için çok erken diyor. Kimileri ücretlere bakarım diyor. Kimisi ise Haziran'da faiz indirebilirim diyor. Bir iyi polis kötü polis durumu orada da var anladığımız kadarıyla. Sen ne bekliyorsun Avrupa Merkezi'den? Şöyle 1-2 dakikalık bir yorum rica edeyim senden. Onlar da elini okuyor gibi gözüküyor. Yani rasyonel olmaktansa çıkarlarınca konuştuklarını söyleyeyim. Genelde hani bu böyle iki karşılaştırmalı gitti. Çünkü Almanya tarafından bir ECB üyesine baktığın zaman onun enflasyon konusunda daha kaygılı söylemlerini olurken işte Fransız üyesi Villeroy'un da son derece güvercin bir açıklamayla ekonomiye destek anlamında bir ihtiyaç olduğunu belirten cümleleri oluyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ben yine Euro-Dolar piyasasının eski dinamiklerini bilen birisi olarak hani o oynaklığı gün içerisindeki gitgelleri yaşamış biri olarak hani şu durumda 1.08'e gelmiş, işte 1.05'in altına da gelmiyor, 1.10'un da üzerine gitmiyor. Çok böyle piyasayı yüksekte tutan, alım-satım iştahını arttıran bir
parite olmaktan çok uzaklaştı. Ancak gözüken o ki önce Fed ile başlayıp sonra Avrupa Merkez Bankası ile inecek bir faiz indirim süreci içerisinde euro dolar bu düşük oynaklıkla yoluna devam eder. Herhalde biz ne 1.10'un üzerinde bir fiyatlama görürüz ne de 1.05'in altına gelen seviyelerin çok kalıcı olduğuna şahit oluruz. Terminale de baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan Nisan ayı civarında bir faiz indirimi beklentisi biraz daha belirgin gözüküyor. %78 ihtimalle Nisan'da faiz indirimini Avrupa Merkez Bankası'ndan görürüz diyen bir piyasa var. Bakacağız, göreceğiz diyelim. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek, çok teşekkür ederiz her salı sabahı olduğu üzere. Şimdi az önce borsadan bahsettik. Bizde önemli itici güçlerden bir tanesi de hep halka arzlar oldu. Peki yurt dışında halka arzlar açısından 2024 senesi nasıl geçecek? Ernst & Young konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Bu sene halka arz piyasasında bir miktar daha canlanma beklentisi ortaya koydular. Hangi gerekçelere dayanıyor? Ekrana getirerek devam ediyoruz. Uluslararası Danışmanlık Denetim ve Vergi Şirketi Ernst & Young, halka arz piyasası trendlerini ve 2024 görünümünü ortaya koymak üzere küresel halka arz verilerini analiz ettiği raporunu yayımladı. Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 yılı Eylül dönemi haricinde genel olarak birçok gelişmiş piyasada halka arzların durgun seyrettiğini ancak geleneksel halka arz güç merkezlerini geride bırakan yeni bölgelerin ortaya çıktığını gösteriyor. Buna göre 2023 yılında yaşanan küçülmeye karşılık küresel halka arz piyasalarında 2024 yılında tekrar bir canlanma öngörülüyor. Ilımlı seyreden enflasyon ve potansiyel faiz indirimlerinin likidite ve getiri görünümlerini iyileştirerek yatırımcıları halka arzlara geri çekmesi bekleniyor. Ancak jeopolitik istikrarsızlıkların devam etmesi, pay piyasaları ve halka arzlara olan güveni sarsabilecek önemli bir risk unsuru olarak dikkate alınıyor. Bu yıl halka açılmayı planlayan şirketlerin enflasyon, faiz oranları, mevzuat değişiklikleri, ekonomik faaliyetler, jeopolitik gelişmeler, ESG gündemi ve küresel tedarik zinciri gibi çok sayıda değişkeni dikkate alarak planlama yapması gerekiyor. Halka arzda üretim sektörü en fazla işlemin yapıldığı sektör olurken, tüketici ürünleri sektörü hem hacmi hem de geliri artan tek sektör oldu. Buna karşılık, teknoloji sektörü üretken yapay zeka girişimlerine yapılan önemli risk sermayesi yatırımlarına rağmen düşüş yaşamaya devam etti. Az önce Cumhur Örnek'te konuşurken gazete başlıklarını da ele almıştık. Hangilerinden bahsetmedik? Çok kısa onları da turlayayım sizler için. Habertürk.com'a geldiğimizde örneğin otel doluluk oranlarında en büyük düşüşün İstanbul'da olduğu ile ilgili ilginç bir haber var. Türkiye Otelciler Birliği TUROB'un yayınladığı otel doluluk raporuna göre 2023 yılında otel doluluk oranlarında düşüş yaşandı. En büyük gerileme %76,70'den %70,13'e düşen İstanbul'da yaşanırken sadece Ankara'da doluluk oranı yükseldi. Ortalama günlük oda fiyatlarında en yüksek ortalama 172 euro ile Antalya'da gerçekleşirken oransal olarak en yüksek artış Anadolu'da yaşandı. Anadolu'da ortalama oda fiyatı %35,79 artışla 64,25 euro oldu. Hürriyet gazetesinde enerjide dönüşüm teklifi mecliste haberi var bugün. Enerjide yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre devlet su işleri ve sulama birliklerine de tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla santral kurma izni verilecek. Sabahın ekonomi sayfasında ise önce arsayı al sonra konutu şeklinde bir haber var bugün. Vatandaşın ev sahibi olması yüksek fiyatlar ve kredi maliyetleri nedeniyle zorlaşınca inşaat firmaları yeni sisteme geçiş yaptı. Aşamalı konut edinme sistemiyle tüketici önce arsayı taksitle alacak, ardından inşaat maliyetini ödeyecek demiş bugün Sabah gazetesinin ekonomi finans sayfası. Peki biz Cumhur Örnek'le sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Onu da öğreneceğiz şimdi. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı bizi bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ersoy günaydın. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir aktardık. Çin'de, Hong Kong'da eksiler, kalanlarda artılar vardı. Diğer yandan Japonya'da da işsizlik geçen senenin başından beri en düşük düzeylere indi. Petrole döndüğümüzde ise bir tarafta jeopolitik tansiyonlu yükselişten bahsederken dün seninle biz gün sonunda eksilerde kapandığını takip ettik. Herhalde Çin kaygısı burada ağır bastı. Neler var bugün bizim için notlarında? Zeynep günaydın. Evet, senin de söylediğin gibi karışık bir görüntü var. Çin ve Hong Kong dünkü haberlerden bu yana düşüyor. Neydi o? Evergrande'nin
tasfiye edilecek haberleri bu gayrimenkul sektörünü çok ciddi etkiliyor. Dün de düşmüştü, bugün de düşüşüne devam ediyor. Japonya çok artıda, Güney Kore yatay, Asya Pasifik'e baktığımda artılar biraz daha fazla ama artılarında boyutu çok fazla değil. 0.2'ler, 0.3'ler şeklinde karışık bir görüntü var diyelim. Amerika'daki Fed tabii kararı etkili olacak bu hafta içinde. Bilanço dönemi, bilançolar etkili oluyor. Senin söylediğin haber önemliydi. Japonya'da işsizlik son dönemlerin en düşük seviyesine geldi. Toyota ile ilgili bir haber dikkatimi çekti. 2023'te en çok satılan araç olmuş Zeynep. Ama dediğim gibi özellikle gayrimenkul sektöründeki gayrimenkul geliştirme şirketlerindeki satış baskısı hem Çin, Hong Kong'u hem de biraz Asya'nın genelini etkilemiş gibi duruyor. Petrolde sen de belirttin, jeopolitik gelişmeler tabii ki etkili oluyor ama dün biraz düşüş yaşandı. Burada Amerika nasıl bir karşılık verecek? Onunla ilgili haberler vardı bugün. Neden? Hatırlarsan 3 Amerikalı askerin öldürüldüğünü söylemiştim bir drone saldırısında. Amerika Tahran'ı direkt karşısına almayacak ama İran'ın desteklediği terör gruplarına karşı sertlikte bir saldırı yapmaya hazırlanıyor haberleri vardı. Ona göre de petrol fiyatları yön bulacak. Şu anda 82.6 dolar seviyesinde Brent, Amerikan türde 77 dolar seviyesinde. Ama bu savaş haberleri olmasaydı, jeopolitik gerginlikler olmasaydı talep tarafında hala düşüklük var. Çin'in bir türlü toparlanamaması dünyadaki genel talep düşüklüğü petrol fiyatlarını etkiliyor. Son olarak da yine Orta Doğu ile ilgili haberler vardı. Bu Amerikalı veya yabancı markalara karşı boykot biraz artıyor. Biz de gözlemleyebiliyoruz alışveriş merkezlerinde. Marka isimlerini saymayacağım ama bunu yöneten grup adam çıkarmaya başlamış, çalışan çıkarmaya başlamış. Evet, benim taraftan son başlıklar böyle Zeynep. Daha ne olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıkla miktarsal sıkılaştırma adımı yerini almış durumda. İnternet sitemizde kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4'ten 8'e yükseltilmesine karar verildi. Detayları sitemizde okuyabilirsiniz. Ve bir diğer başlıkta kamu işçisine ek zam haberi var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın %32,57 olarak uygulanmasını içeren kamu toplu iş sözleşmeleri ek çerçeve anlaşması protokolünü imzaladık dedi. Ve faizle ilgili bir görüş daha vererek ilk söz programını noktalayacağız bugün. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış dün Açıl Sezen'in sorularını yanıtlamıştı. Hoca neler söyledi, birlikte hatırlıyoruz. Yaz ortasına kadar muhtemelen biz bu faizlerle devam edecek piyasa. Ama özellikle Temmuz ayından itibaren, Temmuz ve Ağustos ayında o yaşadığımız %10'a yakın enflasyon rakamlarının aslında enflasyon hesabından çıkmasıyla birlikte, yani baz etkisinin de desteğiyle enflasyonun aslında o dönemde hızlı bir şekilde düştüğünü göreceğiz. Tabii bu dönem, yani böyle bir ortamda bankalar muhakkak daha öncesinden kredi arzını artırmak isteyeceklerdir böyle bir durumda. Böyle bir rekabet ortamında da dediğim gibi yaz aylarından itibaren kredi faizlerinde bir miktar düşüş görmek mümkün. Sonrasında tabii sen sormadan ben konuya gireyim. Merkez Bankası ne zaman faiz indirimini düşünmeye başlar, ne zaman faiz indirir? Haliyle bu enflasyondaki hızlı düşüşün
düşüş nedeniyle Merkez Bankası muhakkak artık yaz aylarının başında, yani Haziran ayından itibaren yavaş yavaş düşünmeye başlayacaktır faiz indirimini. İndirecek diye mi düşünüyorsun? Yok, indirimini düşünmeye başlayacak. Ne kadar düşünecek sence? Muhtemelen 1-2 ay düşündükten sonra Merkez Bankası artık Temmuz ayı ya da Ağustos ayında, yani yaz aylarının sonunda artık faiz indirimine gidebilir. Haziran ayından itibaren düşünmeye başlayıp o enflasyon düşüşlerini gördükten sonra, yani piyasada da bu realize olduktan sonra Merkez Bankası artık diyebilir. Zaten dediğin gibi bir aktarım mekanizmasının zaman alıyor bunun etkileri. Biz Eylül ayından itibaren yavaş faizleri indirmeye başlasak bunun zaten ekonomi üzerindeki etkileri daha 6-9 ay gibi zamanlarda görülmeye başlayacak. O yüzden ben Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'nın küçük küçük faiz indirimi dönemine gireceğini düşünüyorum.